Dünyanın gündemiyle karşınızdayız. Sınırların ötesinde neler oluyor? Önümüzdeki bir saatlik dilim boyunca sizlerle paylaşacağız. Değerli konuklarımızın yorumlarıyla. Stüdyoda bir konuğum var. Yeditepe Üniversitesi'nden Tayfun Tuncay Tosun. Hoş geldiniz. Aydın. Pardon, çok özür dilerim. Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Tayfun Tuncay Tosun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Eta Bey. Ve bir de Skype bağlantısıyla bir konuğumuz var. Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Bahadır Keskin de bizlerle birlikte. Yusuf Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Taha Bey, merhabalar. Merhaba. Evet, tabii gündem yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, taziyede bulunuyor. Onunla evet. Birlikte dün akşam önemli açıklamaları vardı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili. Ve tabii Mariupol'da da önemli gelişmeler var. Orada da tahliye süreçleri başladı. Yunanistan Başbakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde akşam Biden'la görüşecek. Orada da gündem Türkiye. Yunanistan Türkiye'ye şikayet ediyor Amerika'ya. Böyle bir gündemimiz var. İsveç, Finlandiya meselesiyle başlayalım. Tayfun Hocam, sizin de. Tabii. Öncelikle yani bir savaştan, Ukrayna Savaşı'ndan bir kısaca başlayaraktan. Tabii ki savaş 80 günü geçti yaklaşık. Tabii bu da Rusya başlangıçta hafif alıyordu. Ancak savaşın uzun süreceğiyle ilgili yani belirsiz bir noktaya doğru gittiğini hep birlikte görüyoruz. Yani burada tabii ki Amerika'nın da Ukrayna desteklemesi, Batı'nın silah vererek Rusya'nın arkasında durmasının da etkisi oldu. Dolayısıyla savaş şu an yani Ukrayna genelinden biraz daha sorunlu olan bölgeye doğru kayıyor. Tabii bu süreçte dediğiniz gibi Finlandiya'nın ve İsveç'in de NATO için başvuruları oldu. Dolayısıyla NATO genişleme süreci, zaten Ukrayna'nın da sürece dahil olması, NATO'ya girme talep etmesi, Rusya'nın bundan rahatsızlık duyması söz konusuydu. Şu an Finlandiya ve İsveç'in yani Türkiye haricinde NATO'ya alınmasıyla ilgili diğer ülkeler sıcak bakıyor. Yani Türkiye'de tabii ki burada haklı olarak kendi terör sorunları nedeniyle, çünkü bu ülkeler hepimiz biliyoruz ki başta Amerika olmak üzere özellikle Suriye'de verdiği destek ve diğer Batı ülkelerinin terör örgütlerine verdiği destekten dolayı haklı olarak Türkiye buna karşı çıkıyor. Destek vermesin diyor. Çünkü dolayısıyla karşı taraftan bu durumda karşı taraftan diğer ülkelerin... Keser mi İsveç bağını, keser mi mesela PKK'yla? Yani şimdi tabii ki buna kesin bir cevap veremeyiz ama biz kesiyoruz. Bakın bu da bunun ispatıdır diyerek çok önden uzun süreden bir destek veriyorlar. Yani ya bu yani son 20 yıllık evet. Bir şey değil. Uzun süreden bir destek. İç içe geçmiş bir bağ var orada. Evet. Türkiye'nin gelişmesini istemedikleri için, Türkiye'nin ekonomik olarak refah ve gelişmiş evet. Bir devlet olmasını istemedikleri için bence desteklerini keseceklerini düşünmüyorum. Ama yani madem NATO'ya bu ülkeler giriyorsa ve hani sonuçta Türkiye'nin de desteğini, NATO'ya girdikleri zaman desteğini alacak ve Türkiye de haklı olarak burada desteklerinin kesmesini istiyor. Kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için, kendi geleceği için haklı olarak duruşunu sergiliyor. Ancak tabii ki karşılıklı olarak NATO içerisinde Amerika ile de yapılacak olan görüşmeler neticesinde bu konunun nereye gideceğini net olarak göreceğiz. Ancak bu taleplerin karşılanması gerekir. Evet. Evet, bizim açımızdan böyle. Evet. Yusuf Bahadır Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsveç'in PKK ile olan bağını vurgu yapıyor. Finlandiya'nın da tabii ki. Ama İsveç'in biraz daha ağır basıyor yani PKK ile olan ilişkisi. Terör örgütlerinin yuvası oldu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu şartlarda da diyor biz bunlara destek veremeyiz. Boşuna da gelmesinler diyor bunların heyetleri. Boşuna yorulmasınlar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması net, verdiği mesaj net. Aynı saatlerde İsveç'in başkenti Stockholm'da işte bu görüntü. PKK paçavrasını Stockholm'un en işlek caddesine açıyor PKK'lılar. Hadi PKK yapar, polis devreye girer, o da yok. Polis gözetiminde yapılıyor bunlar. İsveç polisi de bunlar görüşlerini de dile getiriyorlar diye bunlara müsamaha gösteriyor. Bakın şu liste, az önceki liste 11 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar 11 günlük süreçte 22 tane 16 şehirde toplam 22 NATO'ya hayır mitinginin program listesi. Şehir şehir. Stockholm var, Malmö var, diğer şeyler var, Göteborg var, Helsingborg var. Bu şehirlerde 22 Mayıs'a kadar her gün birden fazla eylem yapılıyor. NATO'ya hayır mitingleri. Ve bunların neredeyse çoğunluğu PKK ile iltisaklı örgütler. Bunlar yapıyorlar. Bunlar organize ediyorlar. Ve buna İsveç hükümeti
şu an için daha, yani şu an bu hani bir pazarlık masası kurulacak ya sözde, İsveçliler Türkiye ile anlaşalım diyorlar, Türkiye'nin desteğini arayacağız diyorlar, bir süreç başlatalım diyorlar, gelelim Ankara'ya derdimizi anlatalım diyorlar. Ama bunu derken bile kendi şehirlerinde PKK'lılar sokaklarda bunların verdiği izinle cirit atıyor. Evet, aslında Türkiye'de bu olay değerlendirilirken siz de söylediniz Taha Bey, İsveç ve Finlandiya sanki ikisi birlikte paket halinde girecekmiş gibi bir tartışma oldu ama Türkiye'nin bu iki ülkeye bakış açısının biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu konuda İsveç'in PKK ve hatta FETÖ ile ilişkileri noktasında daha sabıkalı bir durumda olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'nin de iki ülkeye yönelik tavrı burada biraz daha farklılaşıyor. Şimdi aslında İsveç'te yaşanan eylemler hem mevcut hükümeti sıkıştırma noktasında PKK ve diğer marjinal grupların katılımıyla bir takım Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ve işte bu NATO'ya giriş süreciyle alakalı tepkiler olduğunu görüyoruz. Ve aslında PKK'nın bu noktada aslında İsveçliler de şunu görmeli, ne kadar güvenilmeyecek bir müttefik demek doğru mu İsveç için bilmiyorum ama ne kadar güvenilmeyecek bir örgüt olduğunu bir kez daha görmüşlerdir. Şu NATO'ya giriş sürecinde dahi provoka ettikleri için NATO'ya hayır diyorlar. İsveç'in... Girmeyelim NATO'ya diyorlar. Türkiye'nin Türkiye'ye boyun eğeceksiniz. Bu Türkiye'ye boyun eğmektir. Diye evet, orada bir karşı propaganda başlatıyor PKK. NATO'ya muhalefetlerinin temel çıkış noktası da aslında en önemli belirleyicilerinden bir tanesi Türkiye'ye karşıtlığı PKK'nın. Burada tabii İsveç yönetiminin aslında biraz daha konuyu farklılaştırmaya çalışıyor. Yani işte PKK ayrı, YPG, SDG vesaire bu tarz argümanlarla çıkıyor ama pratikte bakıldığı zaman ve belgelerle, bunlar gayet açık net belgeler var. Dışişleri Bakanlarının, Savunma Bakanlarının PKK üyeleriyle fotoğrafları bugün gayet açık. Sosyal medyada bulması bile çok kolay. Bu kadar açık ve net deliller varken aslında İsveç'in gerçekten burada bir karar vermesi gerekiyor. Yani olası bir kendini tehdit altında hissediyorsa NATO'ya mı güvenecek, yoksa PKK belki de yarın bir gün Rusya ile karşı karşıya geldiğinde İsveç için yeterli olacak mı? Bu noktada bir hareket sanki, etmesi gerekiyor. Yani sanki hani İsveç istekli NATO konusunda, Türkiye ile bir noktada uzlaşma konusunda da istekli. Ama mesela PKK, yani İsveç PKK'yı bıraksa PKK İsveç'i bırakmayacak sanki. Kesinlikle bununla ilgili böyle bir yazı yazmışsınız. Orada da bunu belirtiyorsunuz. Doğru. İşte PKK'nın ben biraz daha burada aslında İsveç'e de nasıl zarar verebilecek kapasitede olduğunu biraz anlatmaya çalıştım. Ona değinmeye evet, çalıştım. Çok ama doğru, çok doğru. Evet. Burada tabii hani bu sunduğu argümanlar da PKK'nın diğer işte YPG'den, SDG'den ayırt etmeye çalışmaları da geçerli bir argüman olmayacak. Bir de tabii bunun Türkiye-NATO ilişkileri bağlamında ben değerlendiriyorum biraz daha. Yani Türkiye, evet, Cumhurbaşkanı bir çıkış yaptı. Çok da haklı bir çıkış yaptı. Belki bu kadar net bir çıkışı ne NATO bekliyordu ne diğer aday ülkeler bekliyordu. Bu kadar net bir çıkışı ve gayet bu konuda açık konuşuldu. Çünkü Türkiye NATO'nun çok önemli bir parçası. Yani 1952'den bu yana Türkiye'nin NATO'ya katkı verdiğini görüyoruz. Bu Kore Savaşı ile başladı. İşte Afganistan'da devam etti. Yani Türkiye NATO için sıradan bir üye ülke değil. NATO'nun en önemli ikinci askeri gücü diyoruz ama en son dönemde işte NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarına baktığımızda orada görevli komutanların röportajlarında dile getirdikleri işte ABD'li yetkililer ya da diğer NATO üyesi yetkililerin bile A noktasından B noktasına seyahat ederken araçlarına Türk bayrakları çekerek seyahat ettiğini biliyoruz. Yani NATO'nun Müslüman olması dolayısıyla da Türkiye çok önemli bir üye ülkesi. Burada tabii aslında üyeliğe karşı duran belki Macaristan da belki benzer bir açıklama yaptı. Türkiye'yi destekler bir açıklama yaptı. Ve şöyle bir ekleme yapmak lazım. NATO'nun güneybatı kanadını bugün Türkiye koruyor. İşte savaşın dibinde bir tarafta Suriye, bir tarafta Irak, öbür tarafta Rusya. Bakıldığı zaman aktif savaş deneyimi olan bir ordu ve bu çok değerli aslında askeri manada güvenlik denklemleri açısından bakıldığında bir ordunun aktif savaş deneyiminin olması çok değerli. İşte Yunanistan'da o da zamanı şartlarında değerlendirmek lazım. Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüyle alakalı ama bugün Türkiye'nin geçmişte yapılan o hatadan ders çıkardığını ve konuya daha ihtiyatlı yaklaştığını aslında bunu... Peki ne yapar yani mesela Türkiye Finlandiya'yı veto etmez, İsveç'i veto mu eder? Ya da işte İsveç veto yemeyeyim diye Türkiye'ye ne sunar acaba? Ben bu PKK'lıları işte şu kadarını gönderiyorum, bunları birkaç derneğini kapatıyorum mu der? Ya da ne bileyim Amerika mesela, şimdi Amerikalılar da devrede. İşte F-16 meselesi var, F-35 var. Türkiye NATO üyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki NATO zirvesinde ısrarla vurgulamıştı. Yani NATO üyesiyiz ve NATO kaynaklı bir yaptırıma
özellikle kısıtlamaya kabul etmiyoruz. Bunların kaldırılması lazım. Böyle bir şey evet, yaparlar. Aslında Cumhurbaşkanı'nın buradaki açıklaması bu konuyla ilgili, tamam, İsveç'in ya da Finlandiya'nın kesinlikle NATO üyesi olmaması yönünde bir açıklamadan ziyade, ben bunu bir nevi şartlarımızı değerlendirelim, karşılıklı olarak pazarlığımızı yapalım. Yani veto ederiz, kesinlikle veto ederiz denmedi. Denmedi, olumlu yaklaşmıyoruz dendi. Evet. Ama tabii burada karşılıklı olarak müzakereye de kapalıyız, görüşmeyiz, tamamen reddedeceğiz tarzı bir açıklama değil bu. Taraflar mutlaka masaya oturdu. Taraflar derken burada sadece İsveç, Finlandiya ve Türkiye'yi de söylememek lazım. Siz dediniz, işin bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri var, İşin öbür tarafında İngiltere var. Çünkü bu Rusya-Ukrayna krizinde İngiltere adeta böyle Amerika'dan rol çalarak hareket ediyor. Bu evet, işin öncülüğüne soyunmuş durumda. Burada tabii kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıklar dönecek ve dönmesi de gerekiyor. Çünkü uluslararası siyaset böyle işliyor. Bakıldığı zaman İsveç ya da Finlandiya NATO'ya ne katabilir? Örgüt boyutuyla düşündüğümüzde elimizde çok fazla bir durum olmuyor. Aksine örgütün genişlemesi karar almasını daha da zorlaştırıyor. Bunun en net örneğini Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Bugün evet, petrol ambargosu konusunda da bir karar alamıyor. Yaptırımlar konusunda da bir karar alamıyor. Askeri olarak ne katabilecekleri yine tartışmalı. Çünkü dünyadan daha izole, o savaşın, kargaşanın, kaosun yaşandığı bölgeden izole ülkeler bunlar. İşte İsveç, Finlandiya, Norveç. Bakıldığında tabii ilerleyen dönemde belki biraz daha hani komploya kaçar bilmiyorum ama Arktik Okyanusu'nun erimesi sonrası orada ayrı bir trafik olacak. Evet. Rusya işin içine dahil olacak. Çin işin içine dahil olacak. Bu iki ülkenin belki NATO'ya alınması bugün bir sıkıntı yaratmayacak ama ilerleyen dönemlerde NATO için yeni güvenlik konseptleri oluşturulması ihtiyacını hissettirecek ve Türkiye burada gerçekten söz sahibi olabilecek bir ülke. Tabii. Evet. Yani gerek askeri olarak, gerek burada NATO operasyonlarında üstlendiği sorumluluklar olarak ve mevcut durumda baktığımızda Ukrayna krizinde üstlendiği rol olarak Türkiye'nin bu konuda açık ve net bir söz hakkı olduğunu görüyoruz zaten. Kabul ediyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. Bu bir de şunu ekleyeyim. Pazarlık sadece İsveç'le ya da Finlandiya'yla olmayacak derken mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bir filo Yunanistan'a bir filo F-35 vereceği açıklandı. Yani Türkiye'yi proje dışına atıp Yunanistan'a bu F-35'leri vermesi bile Türkiye için belki de bir güvenlik tehdidi. Bugün olmasa bile işte teslimatın yapıldığı 2026-2030 bu dönemde olacak. Pazarlıklar mutlaka İngiltere ile Amerika ile da ağırlıklı olarak dönüyor. İsveç kanadına ya da Finlandiya'dan ne beklenebilir? İşte uygulanan ambargoların kaldırılması tabii öncelikli şartlardan birisi olacaktır. Ya da ülkede aranan PKK elebaşları, FETÖ oturma izni verilen, sığınmacı izni verilen FETÖ'cüler de buna dahil edilebilir. Mutlaka bir takım pazarlıklar sonucunda bir karar alacaktır yetkililer. Evet. Tayfun Tuncay Bey, tabii İsveç ve Finlandiya'nın üyelik meselesine mesela Rusya nasıl bakıyor denildiğinde Putin diyor ki bizim bu iki ülkeyle hiçbir problemimiz yok. Bizim problemimiz NATO'nun genişlemesiyle. Az önce yani Arktik bölgesine kadar olan bir NATO hakimiyeti Rusya sınırlarında ve kuzey tarafı çok önemli. O buzulların olduğu bölgeler Rusya için çok önemli. Orada çünkü denize çıkış noktaları Mumbars Limanı'ndan. Bu dünyayı nasıl etkiler? Yani bunu şundan dolayı sormuyorum. 3. Dünya Savaşı'nı tetikler mi? Evet, belki ona doğru gidebilir. Ama ilk etapta ekonomik yönden, gerginlik yönünden. Çünkü gerginlik olduğu zaman bu ekonomiyi de hemen olumsuz yönde etkiliyor. Hani savaş çıkmasa bile NATO ile Finlandiya üye olduğu takdirde ki 30 Haziran'da Madrid zirvesi var NATO'nun. Çok da kritik bir zirve olacağı hatta Mart ayından belliydi. Bu İsveç ve Finlandiya'nın da muhtemelen üyelik konuları öyle ya da böyle orada şekillenmiş olacak. Son nokta büyük ihtimal orada konulacak. Evet. O tarihten sonra ne olur dünyada? Evet. Ya tabii ki şimdi orası aynı zamanda enerji açısından da çok önemli bir yer. Bir diğer tarafı şimdi bazı ülkeler mesela Avrupa ile Amerika ve Avrupa ile Rusya arasında bir tampon bölge aslında. Mesela Ukrayna bir tampon bölge, Finlandiya bir tampon bölge. Şimdi Finlandiya NATO'ya girdiği zaman topraklar birleşecek. Yani Rusya ile sınır olacak NATO. Evet. Birçok yerde böyle olacak. Dolayısıyla bir gerginlik durumunda sınırlar, çünkü biliyorsunuz iki sınır olduğu zaman ülkeler gerginlik çıktığı zaman savaş çıkma ihtimali çok daha yüksek olacak. Evet. Dolayısıyla dünya açısından ne kadar sağlıklı, yani şu an baktığımızda gerçekten sağlıklı gözükmüyor bu. Yani Rusya burada tabii ki muhatabı değil. Yani İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler Rusya'nın muhatabı değil.
Rusya NATO'yu muhatap alıyor kendisine ve bu açıdan kendisi açısından bir, hem de dünya barışı açısından bir risk görüyor. Yani şimdi bunu Türkiye açısından da değerlendirdiğimiz zaman şöyle düşünelim. Yani gelişen bir doğu var. Yani batı neden ekonomik olarak mesela şu an baktığımızda bir tespitte bulunalım. Mesela Rusya ekonomik olarak istenen düzeyde kıskaca alınamıyor. Bugün ruble hala daha güçlü. Yani çünkü niye Hindistan'la ticaret yapıyor, petrol gaz ticaret yapıyor, Çin destekliyor, arkasında Doğu ülkeleri var. Yani Batı ve Amerika eskisi kadar güçlü değil. Suudi Arabistan bile bir açıklama yaptı. Petrol arzını düşürmedi. Evet, düşürmedi. Yani ve artı Çin'le ilişkisi var. Çin şimdi sanayi üretiminde Çin petrolü ithal ediyor çok yüksek derecede. Dolayısıyla Orta Doğu ülkeleriyle de çok güçlü ilişkileri var. Yani Doğu ülkelerinin yani Çin'in de çok güçlü ilişkileri olduğu için Amerika eskisi kadar istediğini yapamıyor. Evet. Rusya da bundan yararlanıyor. Şu an için Amerika Ukrayna-Rusya savaşında ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri meseleleriyle Amerika Birleşik Devletleri tam fırsat bu fırsattır deyip istediği noktaya ulaşma durumunda mı? Bu imkanı orada yakalamış daha mı? Daha spesifik bir hale geliyor. Yani şimdi şu an Amerika tamamen yani büyük burada tamamen demeyeyim ama yani kutuplaşmasını batıya doğru yöneltmiş oluyor. Yani bu Türkiye için de bir risktir. Ya biraz önce hocamızın söylediği gibi Yunanistan'ın arkasında olması, yani Amerika'nın ne yaptığı belli olmuyor. Yani yakın geçmişte gördük. Suriye'de teröristleri desteklemesi, Ermeni tezlerini onaylaması, efendime söyleyeyim Yunanistan'ın arkasında sağlam bir şekilde durup anlaşmalar yapması. Dolayısıyla bir anlamda NATO bizim için de bir tehlike olabilir. Yani bugün değil, yarın Mesela olabilir. Türkiye NATO'nun güçlü bir NATO'dan yana. Türkiye NATO'nun genişlemesine ya da NATO'nun o genişleme ilkelerine aykırı davranan bir ülke de değil. Değil. Yani güçlü bir NATO vurgusunu her zaman yapıyor Türkiye. Evet. Ama tabii bu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusu Türkiye'nin buradaki haklılığını da çok tabii ki yani değiştirmez. Türkiye burada terör konusunda bu ülkelerden çekmiş, muzdarip olmuş ve bu sadece ülkeler... terör değil yani sadece bu iki ülke değil daha doğrusu. NATO üyesi olup da PKK'yı barındıran, PYD'yi barındıran ya da Suriye'de biz operasyonlarımıza karşı çıkan bir sürü ülke var. Evet. Yani Fransa'da var, Belçika'da var, Hollanda'da var. Orada bir sürü de ülke görebiliyoruz yani. Yani evet. Yani şu anki tabii ki oturulup konuşulacaktır tabii. Yani ülkelerle müzakere edilecektir. Yani hassasiyetlerimizin dile getirilmesi, yani bizim bu konudan rahatsız olduğumuzu dile getirmemiz bile dünya gündemine sunmamız bile bizim için çok büyük bir pozitif bir gelişmedir. Evet. Yani dolayısıyla burada bütün dünya şu an Türkiye'nin bu politikasını konuşuyor. Yani Türkiye bu ülkenin alınmasına karşı çıkıyor. Şu nedenlerle hani reddetmiyor ama bir takım endişelerini dile getiriyor. Evet. Bu bence çok doğru bir politika. Ancak biz şunu da görmeliyiz Taha Bey. Yani dengeyi çok iyi sağlamamız. Çok tehlikeli bir noktadayız. Yani bugün NATO bizim için belki dost ama yarın ne olacağı belli olmaz. Çünkü teorinde de böyledir. Bir güç devreden çıktığı zaman başka bir güç NATO devreye girer. NATO sanki Türkiye için bugüne kadar Türkiye'yi koruyan değil de Türkiye'ye saldıramama garantisi yok. Noktasında şeyi var. Bir garantisi var sanki yani daha ziyade. Ya NATO'nun Türkiye'yi korumak için değil de yani Türkiye'ye saldırmayan bir güç. Şöyle de olabilir mesela atıyorum yani belki bu örnek birazcık çok şu an için yani gündemde olan örneklerden değil ama mesela Amerika bir iç savaşa girdi diyelim atıyorum o böyle bir şey olmaz ama bir iç savaşa girdiğinde NATO ne olacak? Yani böyle bir durum da var. Dolayısıyla Türkiye'nin benim tavsiyem şu. NATO sonuçta silahlı bir örgüt. Yani amacı da üyesi ülkeleri korumak. Türkiye artık şunu çok net bir şekilde yani ne olursa olsun bununla ilgili politikalar konuşulur. Ya bir karara varılır. Burada Türkiye'den bir veto görmek istemiyorlarsa o zaman gerekeni yapmalılar. Ben şunu söylüyorum. Çok net bir şekilde şunu söylüyorum bu konuda. Türkiye kendini savunacak silahlı savunma sanayisinde silahını kendisini hiç NATO'dan bağımsız olarak bu politikasını geliştirmeli ve bence güvenmemeli. Evet. Yusuf Bahadır Bey, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'la görüşecek. F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye orada bir şey var. Amerikan yönetimine bir baskısı var Mitsotakis'in. Ve dediğiniz gibi az önce F-35'leri de 2020'nin sonuna kadar bir filo F-35 siparişi var Yunanistan'ın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Mitsotakis F-16'ları Türkiye'ye vermeyin dediğinde ne diyecek? Ya da F-35'leri Yunanistan'a verme noktasıyla Türkiye'nin parasını ödeyip F-35'leri vermeme arasında nasıl bir konum alacak? Şu an mesela işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bir taraftan NATO konusunda, Finlandiya İsveç'in üyeliği konusunda bir hani pazarlık masasına da çekmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda da Mitsotakis Türkiye'ye karşıtı bir dosyayla Biden'ın yanına gidiyor. Biden'ın yanına gidiyor ve aslında eli boşuna döndüğünü söylemek çok doğru olmayacak. İstediğini bir nebze almış görünüyor. Çok yanlış. Dün gece bununla ilgili bir açıklama yapıldı F-35'lerle ilgili sizin de söylediğiniz gibi.
Türkiye'nin F-16 talebiyle alakalı sadece söylem boyutunda işte kongrede geldi, kongreden ne geçeceği belli olmamakla birlikte Yunanistan'a bu noktada F-35'lerde ciddi bir destek verildi. Aslında işin uzmanları biraz daha bu işin işte havacı orgeneraller vesaire dinlediğimizde Türkiye için şu an en önemli tehdidin belki sıcak bir savaş durumu söz konusu olabileceği ülke olarak Yunanistan gösteriliyor. Çünkü sürekli olarak gerek deniz kuvvetleri gerek hava kuvvetlerinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Belki bu henüz bir çatışma boyutuna dönüşmedi ama Türkiye'nin belki de sıcak çatışmaya en yakın olduğu noktalardan birisi Suriye ise birisi de aynı şekilde Yunanistan. Risk bakımından öyle, kesinlikle. Evet, geçmişte benzer şeyler yaşadık, benzer krizler. Uçak düşürülmesi, adalarla alakalı krizler, bizim balıkçılarımızı uluslararası karasularında taciz edilmeleri, etme durumları ve aslında şöyle bir durum var. Yıllardır Amerika'nın bu iki ülke arasında bir denge sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Yani Yunanistan'ı Türkiye'ye ezdirmeme noktasında bir destek olduğunu daha çok görüyoruz aslında. Şimdi ben bu F-35'lerin verilmesini birazcık buna bağlıyorum. Türkiye'nin böyle bir durum var. F-35'lerin verilmesi demek bugün hadi tamam gönderelim gelsin olayı değil aslında. Bu evet. Normal işletilirse takvim 2030 yılı bekleniyor. Evet. Eğer hani daha öne çekerlerse 2026'ya yetiştirilirse bunun farklı bir güç dengesi oluşturacağı tahmin ediliyor. Burada tabii Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardılar ama az önce hocam da söyledi aynısını. Türkiye'nin bu konuyla alakalı kendi yerli savunma projeleri var ve bunlar ciddi şekilde fark yaratıyor. Yunan televizyonlarında yorumlarda görüyoruz, savunma sanayiyle alakalı yorumlarda. Ciddi şekilde Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde ya da işte hava kuvvetlerinde yaptığı projelerden, işte gördüğümüz bu Bayraktar insansız hava araçlarından ya da işte Aselsan'ın, TUSAŞ'ın faaliyetlerinden ciddi seviyede endişe duyduğunu görüyoruz. Yani aslında bu rekabet bizim F-16'lar için de aynı durum geçerli. Yeni F-16'ların gelmesi ya da eldeki mevcut F-16'ların modernize edilmesi konusu da bugün anlaşıldığında, olumlu bir karar çıktığında bunların gerçekleşmesi de aslında 2030 yılını bulacak ve bu aslında bu hazırlık o döneme yönelik bir hazırlık. Şu anki dengeleri belki bir anda değiştirmeyecek. Bugünkü dengeleri değiştiremeyecek en önemli faktör bu ülkelerin kendi yapacakları aslında savunma sanayi alanındaki çabalar. Ki bunu görüyoruz. Türkiye kendi deniz araçlarını üretiyor. Kendi insansız hava araçlarını üretiyor. Bu da sadece Yunanistan'da bir tedirginlik uyandırmıyor ki Amerika F-35'lerin satışına bu noktada onay vererek işte Miçotakis yönetimini, Yunanistan'ı bu konuda desteklemekten de geri durmuyor. Hele ki şöyle bir bölgesel konjonktüre baktığımızda Türkiye'nin aslında önemini çok daha iyi gördükleri bir dönemde bunu yapmaktan geri durmuyorlar. Yani az önce dediniz ya NATO'nun Türkiye'yi savunma noktasında belki bir faydası olmayacak. En önemli özelliği caydırıcılık. Görüyoruz ki aslında Türkiye'ye karşı dostane olmayan tavırları mevcut NATO ülkelerinden de zaten yıllardır evet. Görüyoruz. Bu ilk defa olan bir şeydi de 74'te de gördük işte Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da gördük benzer tavırları. Doğu Akdeniz'de hani, gemimizi durdurup arama yaptılar. Doğu Akdeniz'de görüyoruz işte o dönem Barış Harekatı'nda da Türkiye'yi açıkça tehdit etmişlerdi. Ama tabii bu noktada birazcık Türkiye'nin kararlı duruşu o dönemde tehditleri biraz bertaraf etmişti büyük ölçüde. Tabii mutlaka sonuçlar olmuştu, yaptırımlar olmuştu, ambargolar olmuştu. Bu dönemde de ben aynı şekilde Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı ezdirmemek için özellikle Amerika'nın bu desteğini arttıracağını ama tabii bunun Türkiye'ye de F-16 modernizasyonlu ve yeni F-16'ların verilmesi sürecinde olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Evet. Tayfun Tuncay Bey, Mariupol'da bu Azovstal bölgesinde Ukrayna askerleri sıkışıp kalmışlardı, yaralılar vardı. Dün gece itibariyle işte Rusya bir haber duyurdu. Dedi ki otobüsler geldi, tahliyeler yapılıyor. Ukrayna askerlerinin tahliyesine izin verildi. Tabi burada Türkiye'de devreye girdi iddia edilmişti. Ruslar şu an için bildikleri şekilde oradan bir tahliye operasyonu yaptıklarını açıkladılar. Bu ne anlama geliyor? Rusya Mariupol'u artık tamamen kontrol altına aldı, ele geçirdi. Hani hep diyorduk ya savaş başlamadan önce Rusya orada ne yapar? Limitli bir operasyon yapar. Donbas'la Kırım arasındaki Mariupol'u alır. Evet. Rusya'nın Kırım'la olan kara bağlantısı Mariupol üzerinden geçiyor. Bunu sağlar. Köprü var. Köprüyü sonradan inşa etti. Kara bağlantısını sağlar ve bu şekilde bunu bitirir diyorduk. Olmadı. Rusya gitti. Bambaşka yerlere saldırdı. Savaşı büyüttü. Şimdi tekrar doğuya çekildi. Mariupol'u alıp bu savaşı sonlandırma gibi bir durum söz konusu olur mu? Hani hep diyorlar ya Rusya'ya bir onurlu çıkış burası sağlanır mı? Gerçi Donbas'ta devam ediyor hala. Donbas'ı
daha hala çözebilmiş değil her iki tarafta. Yani evet, Rusya'nın bu şekilde davranması gerçekten olumlu oldu. Çünkü o büyük bir alan ve askerlerin sonuçta orada talebi var. Ve sonuçta bu şekilde izin vermesi mantıklı oldu. Tabii ki yani Rusya çok büyük bir sahadan başladı aslında. Yani burada bir askeri strateji yürüttü. Küçük bir yere saldırırsam daha direniş büyük olur dedi. Büyük bir saldırı yapayım. Daha sonra taktiklerini asıl sıkıntılı olan bölgeye yavaş yavaş kaydırdı. Yani dolayısıyla burada bir farklı bir strateji uyguladı. Yani Rusya'nın aslında planlarında hani bütün şey, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmek yoktu zaten. Evet. Böyle bir şey yoktu yani. Sıkıntılı olan bölge için özellikle Ukrayna'yı NATO'ya kaptırmamak, küresel güçlere karşı yani Avrupa ve Amerika'ya karşı, NATO güçlerine karşı bir girişimde bulundu. Sonuçta burada Rusya'nın amacı şu, ben öyle düşünüyorum. Mariupol ve özellikle bu Donbas, Doğan sıkıntılı bölgeleri sizin dediğiniz gibi buraları ele geçirip tıpkı Kırım gibi sonra bir şekilde barış görüşmeleri yapıp Ukrayna yönetimini yani sonuçta bir barış görüşmesi yapılıp buradan istediğini almak isteyebilir. Yani bu politikayı uyguladığını düşünüyoruz. Ancak tabii Amerika da Ukrayna'ya destek veriyor, silah veriyor, arkasında duruyor. Batı destek veriyor. Dolayısıyla savaşı yani Ukrayna da burada diyor ki ben diyor hiçbir toprağımı, bir karış toprağımı vermem diyor. Gerekirse tabii gerekirse diyor sonuna kadar savaşırız diyor. Gerekli olan direnişi gösteririz. Bir karış toprağımızı vermeyiz diyor. Dolayısıyla burada benim daha öncesinden de söylediğim gibi bir iki hafta önce söylediğim gibi diğer oturumda asıl sıkıntılı olan bu bölgede savaş yoğunlaşacak ve burada kim galip gelecek? Burası çok önemli bir nokta. Çünkü sıkıntılı olan bölge bu. Burada eğer Rusya bir başarı elde ederse, askeri olarak bir başarı elde ederse, Ukrayna pes ederse, dolayısıyla bu sıkıntılı olan bölgelerde Rusya buraları biz artık savaşı kazandık deyip bitirme talebinde bulunabilir diye düşünüyorum. Şimdi hepçi diyoruz ya Amerika ile İngiltere bu savaşı uzatmak istiyor, uzatmak işlerine geliyor. Rusya'nın bu savaş konusundaki askeri ve ekonomik durumu ne kadar daha idare eder? Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani insanlar ekonomi iyi dediniz yani Rusya'da çökmedi dediniz. Şunu ekonomistlerinden araştırmasını istiyorum. Bakın yani özellikle Rusya ekonomisi neden şu an ruble düşmüyor? Bu çok önemli. Yani ekonomistler açısından şu an çok iyi bir konu. Verdiğim örnek çok iyi bir örnek araştırma açısından. Eski dünyada yaşamıyoruz daha bey. Yeni bir dünyada yaşıyoruz. Yani sadece eskisi gibi Batı ülkeleri güçlü değil artık. Bugün denge var. Doğu da çok güçlü. Yani Doğu'da bugün baktığınız zaman Singapur gibi, Hong Kong gibi, ondan sonra Japonya gibi, Güney Kore gibi çok güçlü ülkeler de var. Ha bunlar orada sonuçta. Tamam belki desteklemiyorlar Rusya'yı ama Japonya neredeyse Doğu savaş açacak. Orada bir ekonomi. Yani orası güçlü bir ekonomi. Yani Doğu da güçlü. Dolayısıyla yani burada şimdi Hindistan mesela devreye girdi ve Rusya'dan gaz aldı. Çok önemli anlaşmalar yaptı. Sonuçta bu da Rusya için ciddi anlamda bir döviz girdisi sağladı. Aynı zamanda Rusya akıllı projeler devreye geçirdi. Faiz politikası uyguladı ve dövizi bir yatırım aracı olarak doları bir ya da yatırım aracı olmaktan çıkardı. Bir takım önlemler aldı. Yani ama şu da ayrı bir nokta. Mesela savaşın başında Rusya kısa sürede burayı bitireceğini, yani kısa sürede bu başarı elde edeceğini düşünmüş. Çünkü düşünüyordu. Yani çünkü Amerika'da ciddi anlamda resmi diğer Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda resmi rezervleri var. Oligarkların kaynakları var. Bu kaynakları geri dünya çekmediğine göre. El konuldu. Tabii. Yani bu kaynakları çekmeden savaşa başladığı için yani çok net bir şekilde belli ki bu savaşı kısa süreceğini hesaplamışlar bunlar. Çünkü uzun süreceğini hesaplasaydı oradaki kaynakları oligarklar o döviz kaynaklarını ülkeye getirirlerdi diye ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla şunu net bir şekilde altını çizmemiz lazım. Buradan şunu çıkartmamız lazım. Eskisi kadar Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak da diğer alanlarda da eskisi kadar güçlü değil. Yani burada Çin faktörü, Hindistan, diğer Doğu ülkelerinde hesaba katmamız lazım ve dolayısıyla yani burada Rusya ekonomisi kısa sürede kıskaç altına alınamayacağı görüldü ve bizim söylediğimiz tezler, bahsettiğimiz tezlerin hepsi bugün doğru savaşın oldu. İlk günlerinde söylediğimiz analizleri doğrulandı. Evet. Çok doğru. Yusuf Bahadır Bey, dün akşam Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te işgal altındaki Mescid-i Aksa'da yıllar sonra ilk kez bir Filistinli şehidin cenazesi kaldırıldı. Bu çok sık olan bir şey değil. Yıllar sonra ilk defa oldu. Çünkü Filistinli şehitlerin cenazeleri zaten çoğusu kaldırılamıyor. İsrail cenazeleri genellikle el koyar.
Kaldırılsa da işte mülteci kaplarında Batı Şeria'da kaldırılır. Kudüs'te öyle bir şehit cenazesi görmek çok zor olur. Kudüs'te vermiyorlar çünkü cenazeyi teslim etmiyor İsrail. Bu kez demiş ki tam Mescid-i Aksa'da bunu kaldırabilirsiniz. Normal cenazeler kaldırılabiliyor Mescid-i Aksa'da öyle kalabalık olmayanlar. Yani eceliyle bir Filistinli orada vefat ettiyse onun cenazesini kaldırma, cenaze namazının olanağı var. Ama bir şehit cenazesinin olanağı yoktu. Buna İsrail dün o yasağı kaldırdı, dedi izin verdi, kaldırın. Fakat sonrasında gitti cenazeye saldırdı. Geçen hafta Şirin Akile'nin cenazesine saldırmıştı. Bir Hristiyan gazeteciydi, yani Katarlı, kiliseye götürülüyordu cenazesi. Ona dahi saldırmıştı. Şimdi Mescid-i Aksa'daki kendi izin verdiği cenaze törenini bastı İsrail askerleri. Kudüs sokakları dün gece savaş alanına döndü. Zaten küçük bir alan. Mescid-i Aksa'da namaz kılındı. Cenaze namazı, tabut çıkarıldı dışarıya. Karşıda hemen Selahattin Caddesi. O sokak boydan boya savaş alanına döndü. Filistinliler de tabii taşlarla direnişe geçmişler. Dolayısıyla yine bir şey oldu. Gerginliğin tavan yaptığı bir günü daha geride bırakmış olduk Filistin'de. Evet, tabii Ramazan'dan sonra Filistin'de süreci nasıl ilerleyeceği konusunda aslında hepimiz gözümüz orada. Tansiyon bir türlü düşmüyor. Tansiyonun belki biraz azalır mı diye bir ümitle biraz daha bakıyorduk. Çünkü Ramazan'da da yine istenmeyen olaylar yaşandı. Göreceli olarak belki eski Ramazanlara göre daha az olarak değerlendirilse de. Tabii burada tabi görünen o ki İsrail'de yani bir cenazeden bile korkan bir yönetim olduğunu görüyoruz. Evet. Cenazenin tabutun üzerindeki bir Filistin bayrağından bile artık korku duyan bir yönetim olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii İsrail'in kendi içerisindeki mevcut siyasi dengeler üzerinden ilerlersek biraz daha belki... Orada ciddi bir dengesizlik var galiba. Çünkü bir tarafı diyor ki cenazeyi Mescid-i Aksa'da kaldırabilirsiniz. Normalde yasak. Bu izni vermiş. Ondan sonra evet. Fakat kendi izin verdiği cenazeyi basıyor daha sonrasında. Bir taraftan da cenazeye saldırıyor. Aslında bakıldığı zaman kendi içerisinde bir denge gözetmeye çalıştığını söylemek ne kadar doğru olacak orada Bennett yönetiminde. Çünkü çok kritik bir noktada. Yani bir milletvekilinin daha istifası geldiğinde ülkede evet. Bütün siyasi dengeler tekrar değişecek. Tabii yani Mescid-i Aksa'da şey cenazesinin izninin İsrail'den alınması zaten o apayrı bir sıkıntı da. Evet. Maalesef hani şu anki mevcut statüko böyle ve bunun üzerinden konuşuyoruz biz de. Yani bu izle mesela ben de duyduğum zaman ben de şaşırmıştım evet. Aslında ama çünkü kişilik olarak mesela Bennett'in o Netanyahu'dan hiçbir fark olmadığını biliyor. Şimdi bunlar birlikte siyaset yaptılar yıllarca. Bugün sadece işte anlaşamadıkları belli birkaç küçük nokta var ki bu aslında Bennett'in özünde Filistinlilere karşı daha ılımlı vesaire birisi olduğunu da göstermiyor. Bu tamamen pragmatik davranmaya çalıştığını tabii. Gösteriyor. Çünkü koalisyonun içerisinde Arap milletvekilleri de var. Bu Arap milletvekillerinin biraz daha hani o nasıl diyeyim duruş sergilemesi ister istemez bu tarz konularda İsrail'deki mevcut yönetimi zorda bırakıyor. Evet. Ama ılımlı adımlar atma noktasında hareket edildiğinde de Netanyahu yönetiminin saldırgan açıklamaları geliyor ki Netanyahu zaten yıllardır o topraklardaki aslında Müslümanların da değil sadece Hristiyanların da başına bela olmuş bir siyasi olduğunu görüyoruz yıllardır. Hatta kendi halkının bile dönem dönem başına bela olduğunu görüyoruz. Çünkü barış dendiğinde çıldıran bir Netanyahu karakteri gördük yıllardır. Burada tabii ilerleyen dönemlerde Bennett yönetimine ciddi eleştiriler gelmeye devam edecek. İşte İsrail davasının satıldığı vesaire diye oy kazanmak için Netanyahu cephesinden. Ama tabii burada yine kritik belirleyici koalisyonun içerisindeki Arap vekiller olarak devam edecek. Bir de aslında etkisinin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bölgedeki Sünni Müslüman ülkelerin dışarıdan konuya dahil olurken biraz daha stratejik davranmalar, biraz daha nasıl diyeyim o insani bakış açısıyla ya da işte bir Müslüman düsturuyla yaklaşmaları, organize hareket etmeleri de İsrail'i dışarıdan bir nebze de olsa baskı altına alabildiğini düşünüyorum ben. Burada tabii mutlaka beklenen seviyeden çok daha uzakta. Filistin'in tekrar özgürlüğüne kavuşmasının ya da iki devletli çözüm sürecinin sağlanabilmesinin çok daha uzanda olduğunu görüyoruz ama tabii ilerleyen dönemler bu noktada biraz daha belirleyici olacak. Gelişmeler, işte Filistin'in içerisindeki bu yaşanan kavgalar, çatışmalar, insan hakları ihlalleri koalisyonu nasıl etkileyecek? Temel belirleyici bence evet. Orada Filistin'de yaşanan olaylar için bu olacak. Evet. Tayfun Tuncay Bey, bu arada Almanya Başbakanı Scholz'un açıklaması var. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etmeyeceğine inanıyorum diyor.
buradan olumlu bir sonuç çıkacağını umduğunu söylemiş Almanya Başbakanı. Göreceğiz tabii ki. Zaten Türkiye biz kesinlikle veto edeceğiz demedi. Evet. Ama buna karşı olduklarını ve sebeplerini de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta vurguluyor. Şimdi bir başka konuya geçeceğim ben. Amerika Birleşik Devletleri Somali'ye asker gönderiyor. Biden imzaladı. Trump çekmişti. Orada 700 Amerikan askeri vardı. Onları çekmişti Trump döneminde. Şimdi Trump'ın çektiği askerleri Biden yeniden gönderecek. Afrika, Amerika Afrika'yı biraz boş mu bıraktı? Yeniden oraya ağırlık mı veriyor? Ne anlamı geliyor? Yani sadece Somali üzerinde değil de hani genel olarak Amerika'nın Afrika politikası açısından. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Trump geldiğinde Trump'ın uyguladığı politikalarda Trump birçok yerden askerlerini çekecek. Yani çünkü maliyet olarak görüyordu. Trump çok ciddi ekonomik olarak bunlar Amerikan ekonomisine çok büyük zarar veriyor diye farklı bir politika uyguladı ve askerleri çekti bu anlamda. Ama Biden'ın böyle bir niyeti yok. Biden Trump'tan farklı politikalar üretiyor ve yani bütün dünyanın birçok yerinde işte Pakistan'da gördük. Niye Pakistan'ı kendi yanına çekmek istiyor? Çünkü kendisine yani Batı bloğunu güçlendirmek için ekstra Afganistan'dan dış politikasını... asker çekti, askerlerini çekti. Evet. Yani bu sizin dediğiniz konjektüre göre Amerika Afganistan'dan askerini çekse de Afganistan'daki o etkisini getirmedi, kaybetmedi mi demek oluyor? Yani tabii ki askerlerini çekti ama bu oradaki Amerika tamamen Afganistan'dan çekildi demek değil. Bunu mu anlıyoruz? Tabii ki çekilmek demek değil ama yani Trump'ın politikasında özellikle bir ekonomik açıdan bunların yük olduğu ve farklı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Trump Afrika sahası, tamam Batı'nın oradaki sömürgeleri var. Çin ve Rusya'nın çok yoğun bir şekilde son yıllarda hani bayağı bir etki alanları oldu. Etki alanı haline geldi Afrika. Evet. Neredeyse tamamı. Ve her iki ülkede orada son derece ciddi bir şekilde varlık gösteriyorlar. Hem ekonomik yönden hem de askeri yönden. Yani Çin'in askerini bilmiyorum ama Rusya'nın Wagner'ler vasıtasıyla çok ciddi bir orada silahlı varlığı da var. Zaten işte dediğim gibi ben de oraya gelecektim. Yani şimdi Afrika'daki varlığını güçlendirmesinin Biden neden? Çünkü biraz önce Pakistan örneğine de verdiğim gibi Batı'ya yani Avrupa bloğunun yanına çekerken diğer bölgelerden de kendi yanına güç çekmeye çalışıyor. İşte bu da Afrika'da Somali, işte dediğim gibi Pakistan'ın kendi yanına çekmeye çalıştı. Şimdi tabii Çin de burada Rusya beraber hareket ediyor ve özellikle Çin'in İpek Yol projesinde daha sonra bu kuşak yolu olarak değiştirildi. Afrika'da çıkarı var çünkü ham madde alıyor. Afrika'ya ihracat yapıyor. Dolayısıyla bu İpek Yolu projesine dahil Avrupa'ya gelecek olan İpek Yolu projesini Afrika'ya da dahil etti. Çin Amerika kıtası haricinde yani birçok kıtaya bu projeyi götürüyor. Ekonomisini geliştirmek için uyguladığı stratejilerde Afrika'ya çok özel önem veriyor. Yani Çin Afrika'da ekonomik olarak çok gelişti ve Rusya ile birlikte hareket ettiği için de Şangay İşbirliği Örgütü kapsamında yapılan anlaşmalar kapsamında burada da bir savaş, yani savaşın Afrika'da da bir boyutu var. Sonuçta orada da olacak ve Biden da buraya yani girerek, Somali'ye girerek Afrika kıtasında bir faaliyet yürüterek bu savaşta kendi yanına güç çekmeye çalışıyor tabii. Ben nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ilerleyen Amerika'nın politikasını şekillendirirken ileride gelecekte nasıl politika izleyecek onu göreceğiz. Yani buradaki amacının ne olduğunu ilerleyen süreçlerde daha net. Çünkü daha yeni oluyor bu aktiviteler. Bu tarz politikaları yeni görüyoruz. Bunların amaçlarının ne olduğunu daha net ilerleyen dönemde öğreneceğiz ama temel nedeni neden olan temel olay işte bu küresel dengelerde Batı'nın Avrupa'nın kendi yanına çekecek ilave destek yani ilave takviye beklentisinden kaynaklanıyor. Evet. Tabii şimdi yayınımızda Yusuf Bahadır Bey de var. Körfez uzmanı zaten. Evet. Özellikle Körfez çalışan bir akademisyen. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dhabi'de sabah saatlerinde oraya gitti. Taziye için işte orada Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın abisi devlet başkanıydı. Vefat etmişti. Geride bıraktığımız hafta ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman şimdi orada devlet başkanı oldu. Muhammed Bin Zayed evet. Ve şimdi orada taziye çadırları da kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye ziyareti. Aynı zamanda işte Muhammed Bin Zayed'le de orada görüşmüş olacak. Tabii hem taziye bir taraftan belki de tebrik de. Çünkü yeni devlet başkanı da Bin Zayed olmuş oldu. Şimdi bakıyoruz aslında tabii son 3 ay içerisinde gerçekleşen ikinci ziyaret bu. Yaklaşık 1,5 senedir de Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl düzeldiğini adım adım burada
her programda değerlendirerek görüyoruz aslında. Şimdi işin ikili ilişkiler boyutuyla ya da bölgesel etkileri boyutuyla bakmadan önce Cumhurbaşkanlığı'nın aslında şöyle bir özelliği var. Bunu içeride de görüyoruz. Bu tür zor durumlarda cenazedir vesairedir. Genellikle insani yönünün güçlü olduğunu görüyoruz. Bu sadece dışarıdaki devlet adamlarıyla değil, içeride de hani kişisel olarak ya da işte siyasi olarak burada tartışılır edilir ama insani yönünün bu noktada güçlü olduğunu görüyoruz. Dış politikada da bunun mutlaka bir takım yansımaları oluyor. Şimdi ilişkiler evet geçmiş dönemlerde sıkıntılı süreçlerden geçti. İşte Arap devrimleri başladıktan sonra özellikle 2015'ten sonra biraz daha ilişkiler sıkıntılı bir dönem yaşadı. Ama işte son 1,5 senedir adım adım ilişkilerin düzeldiğini gördük. Hatta belki biraz iddialı olacak ama böyle giderse ilişkilerin stratejik bir ittifaka doğru ilerlediğini görüyoruz. Stratejik bir ittifakın inşa edilmekte olduğunu görüyoruz. Burada tabii iki ülkenin birbirlerini tamamlayan önemli özellikleri var. Yani Türkiye ekonomik olarak bir dönemden geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de ekonomide tam aksi istikamette elinin güçlü olduğu bir dönem yaşıyor. Neden? Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünyada petrol fiyatlarını ciddi şekilde arttırdı. Bu da ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı, petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerini çok ciddi şekilde arttırdığını görüyoruz. Burada tabii Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri açısından baktığımızda iki ülkenin birbirini tamamlıyor derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir ekonomik potansiyeli var. Türkiye'nin de aynı şekilde bir askeri gücü söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmayan bir askeri güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki ülkenin bölgesel politikalarda birlikte hareket etmesi birçok denklemi değiştirebilme şansına sahip aynı şekilde. Önce ikili boyutuyla bakacak olursak, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yatırımların ciddi şekilde düzelmeye başladığını gördük. Keza turizm konusunda Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından turizm konusunda olumsuz etkilenme riskiyle karşı karşıyayken Birleşik Arap Emirlikleri'nden ya da işte Suudi Arabistan'dan gelebilecek o turistlerin ya da İsrail'den gelebilecek turistlerin bu noktada yaşanabilecek bir olumsuz bir hareketi, bir dalgalanmayı engelleyebilme ihtimali var aynı şekilde. Keza müteahhitlik faaliyetleri konusu, yurt dışına müteahhitlik hizmetleri ihracatı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye için çok önemli bir pazar. Hele ki Türk müteahhitler için en önemli pazarlardan birisinin de Rusya olduğunu ve Rusya'nın geçirmekte olduğu bu süreci göz önünde bulundurursak, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin ve bu restorasyon süreci, yaşadığı bu restorasyon sürecini ben çok değerli buluyorum aynı zamanda ve diyorum adım adım stratejik bir ittifak inşa ediliyor. Bu işin bir de savunma sanayi boyutu olacak. Biz işte savunma sanayi boyutu denince hep SİHA olarak da geliyor ama hayır, çok farklı ürünler geliştiriyor. Toparlayabiliriz hocam. Bölgesel etkilerine de şöyle bir değinip ondan sonra bitireyim. Bir dakika, karşı karşıya geldiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile çok fazla noktalar vardı ve bu noktalarda işte Libya olsun, hani Türkiye farklı bir konum belirlemedi ama Yemen olsun, artık birlikte bir hareket edildiğini görüyoruz. Geçen hafta bayram haftası Nuri El Maliki'nin Irak'ta seçim döneminde işte Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri seçimlere işte müdahale ediyor, buradaki siyasi dengelere müdahale ediyor tarzında bir açıklaması vardı. Bu da aslında bölgesel ilişkilerde ortak bir yol haritası çizildiğini görüyoruz. Bu ittifaka aslında Suudi Arabistan'ın da katılmasını ümit ediyorduk ama ziyaretin henüz sonuçlarını somut olarak görmeye başlamadık. Hatta birçok Türk kanalına, gazetesine erişim bile henüz açılmadı. Ama ilerleyen dönemlerde ben Suudi Arabistan'ın da biraz daha artık... Ama Arap Emirlikleri'yle ilişkilerin somut şeylerini görüyoruz değil mi? Tabii ki mutlaka somut yansımalarını alıyoruz ve aslında zaman geçtikçe bunu daha net şekilde göreceğimizi düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim Yusuf Bahadır. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam size de çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim tabii. Noktalıyoruz dünyanın gündemini. Evet, yarın yine karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.